Ya size göre sahnede ağza alınmayacak bir şey var mı? Ve yepyeni bir Gel Talk Show yapalım'a hepiniz hoş geldiniz. Hadi alkış. Bravo. 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 Evet, bugün yine stüdyomuzda yaklaşık 500... Yok hayır. Sarkastik Koray bir alkış geldi oradan. Evet, sevgili Koray ve sevgili Sinan'la beraber bu akşam çok sevdiğim bir arkadaşımı ağırlayacağız. Sevgili falanca, hepiniz onu öyle biliyorsunuz Twitter'dan. Şimdi sevgili... bu kız cihaza falanca mı diyeceğim? Hayır Sercan. Hayır falanca mı diyeceğiz? Sen ne diyeyim? Sen ne istiyorsan onu söyle. Tamam. Yani sen de bana ne istiyorsun? Yok bir dakika, bu çok geniş bir açıklama. Yok ne yok, istiyorsan olmadı, söyleme ya. Selcan'dı ya da falancadı. Tamam falanca diyeceğim sana. Selcan Aydın bizlerle beraber. Hem sen de sana falanca. Öyle mi diyeyim? Hem biraz sosyal medyadan bahsedeceğiz. Hem kitabından bahsedeceğiz. Kitaplarından bahsedeceğiz. Hem de sevgili Koray ve Sinan'ı burada ağırlamanın yine mutluluğunu yaşayacağız. Evet, hep yani beraber. Seyirci olarak. Aynen öyle. Ben de bazı yerlerde sosyal medyayla ilgili şeyleri sorabilirsiniz. Deneyimlerinizi falan paylaşırsınız yani Koray Bey'ciğim. Yani benden bir şeyler öğrenebilirsin falanca. Ondan sonra... Ya da bir bilim insanı gözüyle belki. Ha yani nasıl sosyal yani medya. Ha yani. Değil mi? Nasıl bir şey fenomen olmak? Tata! Çalışmadığım yerden geldi. Nasıl bir şey? Aslında çok fazla ego besleyen, insanı iyi hissettiren, güvende hissettiren, bir anlamda gerçekten kaybettiğin ya da var olmayan bir özgüvenin varsa onu yerine getiren, insanların sana ilgi duyduğu aslında güzel bir nokta. Böyle tanıyorlar mı sokakta? Hı hı. Aa diyorlar mı? Evet. Ya benimkiler biraz şey genelde... Benimkiler derken neden bahsediyorsun? Beni takip eden insanlar. Benimkiler. Bunlar benimkiler. Biraz Allah şeyler, çekiniyorlar böyle, seni şurada gördük, burada gördük falan yazıyorlar. Öyle pek yanıma gelmiyorlar. Niye? Biraz soğuk bir insanım sanırım. Öyle mi? Hı hı. Yani gelseler ne diyeceksin ki? Siz. Öyle mi yani? Yok bir şey diyemeyeceğim için sen gelmiyorlardır kimsin zaten. Ya o, nasıl diyeyim, o durumu yönetemeyecek bir insanım sanırım. Onlar da bunu hissettiği için uzaktan, beni uzaktan sevmek aşklarının en güzeli. Sadece Twitter'da mı fenomensiniz? Bildiğim kadarıyla evet. O kadar yani. Peki ben bir şey sorayım mı? Tabii. Fenomen olmanın bir faydası var mı? Mutlaka var. Yani mesela bunu para paraya tahvil edebiliyor muyuz? Hah, onları merak ediyorum. Nasıl? Bana sordun bunu. Size ona sormadım Koray. Bana sordun. Niye sen size bana sorayım? Tamam Twitter sen fenomeni... o cevaplasın, ben sonra cevaplayacağım bilimsel olarak. Evet. 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 Sizden... Para kazanabiliyorsun tabii ki o mecralardaki takipçilerin itibarıyla. Onun dışında en iyi yönü bu herhalde ya. Para kazanıyor. Koray Bey siz bir faydasını gördünüz mü? Size yani, fenomen diyemeyeceğim ama. Yani şimdi gerçi benim koydum ettiğim yok daha bir şey. Evet. Bilimsel birkaç bir şey paylaşmış. Aynen, ben yani, görüyorum fotoğraflar paylaşıyorsunuz. Benim binlerce takipçim var. Yani bana buna sorarsın. Yani benim de çok takipçim var. Doğru. Yani bakıyorsunuz evet beni bir sürü hem de yani. Tabii yolda yürürken falan. Hayır onlar ayrı. Onlar zamanında olmuştur. Şeyde Londra'da. Daha Twitter yokken bu öyle şey mi? Ama tabii o herhalde sizin makalelerinizin falan olduğu dönemde. Aa, o zaman tabii kuş ötmüyordu. Bak çok güzel bir şey söyledin. Buradan da ona hemen giriş yapacağım kuşla ilgili. Şimdi bu amblemi kuş ya bu Twitter'ın. Evet. Evet. Böyle ki siz seversiniz. Bir kuş seven. Aynen öyle. Ben ilk şey yaptığımda kuş dile geldi diye yazmıştım da. Evet. Evet. Deniz nasıl şey yapmıştı? Deniz benim sevgilim. İğrenç demişti. Böyle bir şey olabilir. Ne öyle? Ben yani kuş dile gelir evet, papağan falan. Aynen olmuyor öyle mu? Şimdi bunun da kuş amblemi yok mu? Doğru. Kuş dile geldi dedim yani. Tabii kuş mavi olunca biraz insan alışmakta zorlanabilir. Evet. Tabii ki canım ne var bunda ya? Hatta benim bir tane şiirim vardı bununla ilgili de. Üstünden çok kısa şey yapacağım, bahsedeceğim. Twitter'la ilgili mi? Twitter'la ilgili evet. Şey hatta sonu böyleydi. Şimdi uzatmasanız uzatmayayım anlat. Hmm. Finali şey. Kuş dile geldi. Hmm. Ya hayır ya. Öyle bitiriyorduk finalinde. Öyle bir şeydi. Çok güzel bir şiirdi kendisi. Çok uzun. Peki bu Londra'daki takipçileriniz? Ha bak ne kadar güzel. Aferin Sinan vallahi. Çok pardon bu arada bana. Yani siz biraz fazla uzattınız aferin ama şimdi neyse. Şimdi bak Londra'daki takipçilerim de sen de şey yaptın. Ben o zaman Londra'da daha Twitter yok kızım. Öyle bir şey yok. Pardon kızım dedim falanca. Ondan sonra
şey böyle bir kostüm geçirirdim üstüme. Erkeksi gösterecek bir şey beni. Ondan sonra hop kendimi Oxford Caddesi'ne atardım geveze falancı hanım. Ondan sonra böyle usulca dönüp bir bakardım arkama. En az 20-30 kişi takip ederdi. En az. Daha Twitter yok yani. Daha Twitter yok. Beğenenler, dürtenler. Dürtenler tabii, de vardı. Tabii. Hem de nasıl falanlar filanlar. Öyleydik yani, anladın mı? Şimdi o zamanlar yani siz yokken biz vardık diyorsunuz. Aynen öyle mi Koray Bey? Favorilerini ekleyenler. Evet. Tabii neler neler. İyi ki yokmuşum o zaman, ne diyeyim. Niye? Dürtenler falan diyorsunuz. Bence kıskandı biraz. Koray. Yani bence de yani. Bu işin sırrı. Siz hiç dürtmüyorlar mı? kapalı benim dürtük şeyim. Kapalı mı? Dürtmesi evet. Kapansanız Koray Bey bu konuyu. Hayır ben de biliyorum. Ben tamam bir şey oldum. Yok. Ya merak ettiğim şey şu. Seni dürtüyorlar ya, mı sen sosyal medyada? Fenomen nasıl olur? Ya bu işin hakikaten bir sırrı var mı? Ya biz şimdi insanlar seyrediyor. Son zamanlarda herkesin tek derdi sosyal medyada tanınmak, bilinmek. Hatta iş o noktaya geldi ki herkes bu Snapchat'i kullanıyor ve baba sabah kalkıyor tuvaletini yaparken video çekiyor. Şu anda tuvaletteyim. Evet yaptım. Yaptım. Hop yolluyor. İşte kahvaltı yaparken bunları yedim. Şimdi oraya gidiyor. Bütün özel hayatını sosyal medyada paylaşıyor. Tek derdimiz hepimizin, bunu yapan herkesin 10 kişi daha takip etsin. Bu işin sırrı ne? Fenomen olmanın sırrı ne? Şimdi öncelikle bunun neden beslendiğini düşünmek lazım galiba. Düşünüyorum. Bir insanın gerçekten, yani şunu düşünmek lazım. İnsanlar benim hayatımı neden bu kadar merak etsin? Şimdi benim mesela hayatım... bunu yapan kişi bunu merak ediyor mu? Demek ki yani nasıl bir şeyin içindeyse artık, ego mu denir ona, ne denir bilmiyorum. Ne kadar merak edilir değil mi? Mesela sen demin anlattın, sabah kalkıyor tuvalete gidiyor. Bilmem ne, orada bir şeyler yazıyor. Karşısındaki şöyle mi diyor? Tamam kıvamlıymış. Böyle bir muhabbet olmuyordur herhalde. Bir şey söyleyeyim mi size? Ben çok şey merak ediyorum. Ama ya niye merak? Yani bunu değil de tabii. Hani X birisinin bu halini merak etmiyorum ama şey çok merak ediyorum yani insanların. İşte bunu hesap ederek şeyine yaptığında zaten fenomen olunmuyor. Peki ne yapmak lazım? Bu işin sırrı ne hakikaten? Bu işin bir sırrı yok. Onu söyleyecektim yapmak ben. Yapmak Allah. Gerçekten yok. Bu gerçekten hani benim zamanımdan bahsedeyim ben eski fenomenlerden olarak. Yani tamamıyla işte Twitter itibariyle ben saçma sapan kelime esprileri yazıyordum. İnsanlar güldüler falan böyle. İşte kimisi çok güzel fotoğraf çekti oldu. Kimisi başka bir şey yaptı oldu. Yani kimse bunu planlayarak bu hale gelmedi zaten. Şimdi planlayarak yapan insanlar zaten öyle olmuyor. Ya genelde rezil oluyorlar çok abarttıkları ve çizgilerini şey yapamadıkları için, ya da olmuyor. Peki böyle fenomen olmak isteyene bir öğüt, bir tavsiye. Ne yapsınlar? Mecra özelinde konuşayım o zaman. Evet ya, mesela Twitter'da fenomen olmak istiyorum. Ya ben bu Twitter'da fenomen olmaya karar verdim ve 146 takipçim var. Eski sevgiliye laf sokun. Bir. Eski sevgiliye, evet yazalım arkadaşlar. Yazıyoruz. Eski sevgiliye laf sokuldu. Bir. Herkesin eski sevgilisine laf sokun. Evet komple bir de. Erkekler ölsün gibi genelleme de yapılabilir. Aa! Saçmalama be! Aa, ne alakası var? Aa! İnsanlar da bari. Ayırma yani bari, erkek kadın. Kendimi düşünerek öyle söyledim, özür dilerim. Ben de kendimi düşünüyorum. Biraz da Koray Bey'i düşünün ama. Hayır ben de kendimi düşünüyorum bu konuda. Evet. Ne alakası var şimdi? Peki Koray bir dakika, bunlar mı önemli? Erkekler, yani erkekler ölsün. Erkek olarak itiraz. Erkekler ölsün efendim. Tabii canım, niye ölüyorum? Erkek olarak itiraz ediyorum. Durduk yere niye ölüyorum diyorsun. Eski, niye yani? Eski sevgiliye laf sokulacak. Bana mesela, eski sevgilim laf soksa ben onun ağzını burnunu böyle dağıtırım. Yani dağıtamam da. Misal yani. Yani lafla döverim diyorsun. Lafla da bravo. Evet zaten evet. Olması gereken bak. Eski yani. Koray Bey laf. Mesela İsmet Hanım değil mi sizin eski sevgiliniz? Çok Şenol var. Şenol Hanım. Uğur evet, var. Bunlar, Uğur Hanım var. Uğur Hanım. Tabii eski sevgililerim. Mesela bu şey vardı, Aliye Zekiye kız kardeşler. Evet, evet. Marziye var bir de. Ama konumuzla ilgisi yok. Evet ondan sonra. Ali şey... Aliye Şilçam. Hayriye Şilçam. Hayriye Şilçam. Evet. Evet. İki, maç zamanları özellikle belli bir takımı tutarsanız, özellikle derbi zamanlarında aşırı derecede holiganlık yapmak. Mesela? Rı 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 rı, büyük harfler, rı rı rı, Galatasaray cim bom bom gibi. Galatasaray mısın? Evet. Peki Galatasaray ise Galatasaray taraftarlığı yapacak. Çirkinleşilebilir koyduk mu gibi. Ha öyle. Tabii, insanlar bunları seviyorlar. Çirkin bir şey değil o. Bence...
Ama yani o şekilde değil mesela aşk yaptık mı falan gibi. Yani hiç çirkin bir şey değil o. Yok, garip bir şekilde insanlar bunu seviyor. Ben bunu tasvip etmiyorum bu arada. Ciddi misin? Evet. Nasıl korktuk? Peki mesela bu saydıklarından senin uyguladıkların var mı? Holiganlık mı? Evet ama holiganlık yapıyorum zaman zaman. İşte eski sevgilime laf sokmuşluğum da var. Başka? 3. Kaç tane eski sevgilim var? Saymadım. Çok güzel, evet, iyi ilerledim. Şok, şok, şok. Gerçekten çok iyi, evet, bravo. Peki, benden hızlı. 3. 3. Toplumsal konularda duyarlılık yapmak. Yani mesela ne bileyim 23 Nisan. İçinden gelmiyorsa bile yani. Ha. Farkında değilsen bile. Sen o lafı oraya yazacaksın. Hani bir şey, bir sıkıntı mı oldu, işte seçim mi var, atıyorum. Ne bileyim, dünyada neler oluyor, depremdir bir şeydir, onlara bir duyarlılık, işte kadına şiddete bilmem neye. Çoğu bunu yaptığı için söylüyorum bu arada, eleştirerek söylüyorum. İçlerinden gelmese de sırf insanlar retweet etsinler, bir şey yapsınlar diye buraya gereksiz duyarlılıklar. Ayrıca da bir konuyla ilgili tweet atmadığında çok duyarsız kalmış gibi görünümden tepki şey var. Mesela ben diyelim ki o günüm çok yoğun geçti arkadaş. Yani görmedim, belki gerçekten hiçbir şey okumadım o gün. Bambaşka dışarıda dolaşıyordum, bir iş yapıyordum. Onun mesela sistemi de geliyor sana. Pardon da sustum bu konuyla ilgili diye. Abi haberim yok. Nasıl sustum? Sürekli orada olmak zorunda değilsin. Evet, öyle bir beklenti de oluşuyor bir zaman sonra. Aslında düşündüğümüz zaman dezavantajı da çok yani fazla. Sercan aslında böyle 7-24 bir bilgisayarın önünde oturuyor. Önünde ekran var. Evet. Ve sürekli haberler akıyor önünde ve onların sürekli bir şey yazmak zorunda. Görmek zorundaymışım aynen. Yani her şeyi yapmak zorundayım. Beklentileri karşılamak zorunda oluyorsun bir zamandan sonra. Ama aslında bu söylediklerinin beklentinin de sonu yok. Yapıyor. Demek ki yeterli derecede nasıl diyeyim, ya, sivri yapmıyorlar. Ya hakikaten herkes eski sevgilisine laf sokuyor bir şekilde, yapıştırıyor arada. Ya da işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ya şu an sıyrılmak çok zor zaten. Çünkü dediğin gibi herkes şifreleri biliyor. Başlarda kimse bunları yapmadığı için zaten böyle oldu. Şimdi herkes yapıyor. Peki şimdiki bu arkadaşlar ne yapsınlar? Çünkü bir süre sonra bir farklı ve abartılı şeyler çıkmaya başlıyor. Sosyal medyada. Yani mesela ben Koray Bey'in sosyal medyasını takip ediyorum. Yani ben o kadar fazla bir şey girmiyorum ama gevezler. Ama bir de hep bilimsel Koray Bey. Onun yani fotoğraflar... Mesela Instagram adresimize baktığınızda hep zaten genelde şeyler var. Evet. Bilimsel açıklamalar ve bilimsel fotoğraflar var. İnsanlarla ilgili. Evet. Yani bakabilirsiniz isterseniz. İnsan doğası. İnsan doğasıyla ilgili evet, çok evet. Şey var. Şimdi bakın yani siz bak görmediniz, beni takip etmiyor musunuz falan canım. Bakacağım şimdi. Ama sonra çok sık takip edeceksiniz çünkü biliyorum, inanıyorum buna. Hemen bakayım. Çünkü siz de o tarzda bir insansınız, ben anladım. Yani bilime meraklı gibi mi? Evet, bilime meraklısınız siz de. Çünkü belli oluyor yani bu. Ya bu arada ben... Gözlerinizden okuyorum ben demin bunu. Koray Bey'e soruyordum. Aslında Koray Bey size sormuyordum ama sormuş gibi de oldum. Sor. Hani siz de fenomen sayılırsınız. Tabii ki. Ne faydasını görüyorsunuz? Bunu bir anlatsanız. Şimdi birçok... Her şey bedava bir kere. Öyle şimdi mi? Misiniz? Tabii canım. Yani mesela gidip simitçiye... Hani ben fenomenim ver oradan bir simit falan oluyor mu? Ay öyle değil tabii. Ay ne kadar dar pencereden bakıyorsun Sinan. Ay ne kadar şeysin hayır, böyle. Her ay, şey bedava. Ay bir anda kendini aşağı alıyorsun yani doğru, böyle. Doğru. Daha pahalı şeyler mesela. Otomobil, uçak falan tabii öyle şeyler. Tabii ki canım ya. Ay bak geçen bir kere böyle şey ya. Böyle değil. Ben geçen gün başıma geleni ben anlatayım. Şey olmuştu böyle. Abi gel yedirelim böyle doyuralım sen de bizden şey böyle bahsedersin diyenler yani, tabi memnun kalacak, memnun kalacak ki tabi ağlamak isteyenler böyle şeyler var yani değil mi size de olmuyor mu? Ya benim bir arkadaşı oldu. Ben oradan biliyorum. Ha. O arkadaş kendinden bilmiyorsun. Şimdi ben de mesela. Sizin oldu mu mesela başınıza geldi mi bir Koray Bey? Benim başıma geldi. Bakın öyle anlatayım. Bir beyefendi metnimi duymuş beni ondan sonra. Beni bir hafta sonu Bayramoğlu'ndaki evinde davet etti. Amaç? Ha. Amaç işte... Ha böyle ünlü bir insanı ağırlayıp... Evet, ha, evet. Öyle ağırlama tabii. Ben de... İşte söz aynen ben de bedavaya çıksın işte hani bazı şeyler. Böyle ya fenomenler gidiyor sağda solda her yere böyle. Siz de bu sizin ondan takipçinizin şeyine gideceksiniz, evine gideceksiniz. Ha. Daha sonra takipçinizi ve evini, onun sizi nasıl ağırladığını ha, sosyal aynen medyada paylaşacaksınız. Aynen. Sizin üstünüzden kendi reklamını yaptı. Evet. Ha. Ayol gittim, iki gün yedim, içtim. Küvette banyolar, şeyler, duşlar. Hamama kaç kere gittiğimizi hatırlamıyorum. Heyecan. Yani.
Yandan hop oturup hop kalktın. Evet, acayip, o kadar güzel ki yani. Yani ondan sonra... Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda mı efendim? Aynen öyle. Ondan sonra... Peki efendim bahsettiniz mi yani, dediniz mi çok güzel ağırladı, memnun kaldım. Ya koyol hiçbir şey yazamadım yani. Hiçbir şey yazamadım Sinan. Niye? Hayır. Elini tutmaz olmuş. Hayır. Ya böyle bir şey olamaz. Sen de mi aynı şekilde oluyor? Sana da mı aynı oluyor? Ne o zaman anlattın ya böyle çok şey yaptık diye. Hayır, belki ama tabii şey, mesela bir şey çok çok uzun süre ve sıkı sıkı tuttuğunuz zaman o parmaklar açıldığında insanın elleri titrer ya. Hayır, tek el kullanıyorsun bazen. Öyle mi? Çatal tutarken. Evet. Doğru söylüyorsun. Her direksiyon zaman iki el. Nerede öyle şey evet, büyük şeyler? Hayır, merak etme yani, beyefendi o kadar sizi ağırlamış etmiş yani, yani niye bahsetmemeniz? Yani evet aynen öyle. Ben bahsetmemenin nedeni şu. Anı yaşamış. Aynen öyle. Hayır öyle değil. Sen kimseye bir şey söylemezsen ben de kimseye bir şey söylemem dedi. Evet, o yüzden ben de bahsetmedim yani. Ne alaka? Fenomenlik bu değil. Evet. Bunu söyleyeyim. Gülsey'i çağırıyorlar mı? Tabii, bir de reklamcılıkta öyle bir tabir var, kulaktan kulağa diye. Sanırım o yoldan ha, gidilmiş. Buna word of mouth deniyor. Doğru. Tam doğru telaffuz. Ben bu kadar güzel telaffuz edemeyeceğim için söylemedim. O oradaki o çok önemli. Kesinlikle. Bir daha yapar mısın geveze? World of mouth. Ya siz öyle yapmayın. Böyle ya. Bir daha ben de söylemek istiyorum. Yok Koray Bey. Gelsin. Peki seni çağırıyorlar mı böyle? Koray Bey. Yani böyle çağırmıyorlar yani ama. Bir, mesela bir yere geldi. Bir restoranımız var. Gel işte misafirimiz ol. Ye iç bizi yaz. Evet. Böyle şeyler oluyor mu? Aynen. Peki ya benim orada merak ettiğim şey şu, mesela gittin, varsak ki benim bir restoranım var, geldin işte bizim kokoreççimiz var çok da meşhur. Ya Allah aşkına Selcan gel misafirimiz ol dedik, işte geldin kokoreç yedin, kokoreç aslında kokoreç değil kakaroç. Yani kötü, feci. Ama kokoreçin iyisi ise kötüdür zaten. Yo bu kötü, hakikaten kötü. Yani yedi bitirmişsin, gözünün içine bakıyor ne yazacak diye. İşte orada mesela kötüyse kötü yazıyor musun? Ciddi. Ben onu söylüyorum mesela. Ben deneyim yaşamaya geliyorum. Sakın aha, bana bir şey sunup da işte bunun itibarıyla iyi bir şey, yani kesin güzel bir şey yazacağımı beklemeyin. Ha. Bana deneyim sunun eğer güveniyorsanız. Bunun itibarıyla ben zaten hani çok da kötü yazmam, kırmam ama bir şey kötüyse de onu da söylemekten esirgemem. Bunun nasıl mesela kötüyse, mesela işkembeciye gittin, işkembe çorbası yani korkusun. Çok iyi değildi ama şu daha iyiydi gibi. İşkembeciye gittik. Vallahi sular harikaydı. Yani güzel bir şey yazacak ya. Ay bir tek o güzel bir şey. Çok güzel. Bravo. Çok güzel ama değindiniz olayı. Bravo. Çok güzel. Su güzeldi diyorsunuz yani. Çok güzel ya. Vallahi öyle yırtabilirim şey, ben de biliyor musun? Peki bazen mesela kötü bir şey yazdığında arıza çıkartan oluyor mu? Tabii. Ciddi yakın misin? Zamanda yaşadım hatta hadi be, bunu. Evet. Ne diyorlar? Mesela, yani çünkü beklentisi sürekli bütün gün ay burası ne kadar güzel, ay ne kadar iyi falan olduğu için, hiç anlamadığı için mevzuyu. Kötü bir deneyim itibariyle ben de kötü bir yorum yaptım haliyle. Bayağı kötü mü yazdın? Aynen, bayağı kötü yazdım. Yani. Evet. Ve şu an bayağı beni mahkemeye vereceklerini falan söylüyor. Buyursunlar, versinler. Yani küfür etmedim, bir şey söylemedim. Kötü bir deneyimdi, kötü olduğunu yazdım. Ciddi ben ciddi mahkemeye vereceğiz dediler. Peki evet, orada ama seni bunun için çağırıyorlar yani, deneyimini yaz diye. Sen işte onlar mi şey diye düşünmüşler hani, biz çağıralım bir sürü mükemmel şey yazsın bizim hakkımızda. Ama biz asla ona mükemmel bir şey yaşatmayalım, affedersin. Sonra siz mükemmel bir şey yaşamışsınız. Ama ya orada kötü bir deneyimdi. Koray Bey yazmamış. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama yani ağzımı tuttum. Ağzımı tuttum. Söylemeyeceğim. Sizin yaşayan başka bir çok bey değil, berbat bir deneyim diye bahsedebilir ama. Yani beklentileriyle. Bir şey sorabilir miyim bu arada? Yani. Şimdi mesela fenomen olmak ve bu kadar takipçiye sahip olmak aslında sosyal medyada önemli bir güç. Bunu sosyal sorumluluk için kullandığınız oluyor mu? Yani öyle bir şeye zorunlu hissetmek gibi değil de yani gerçekten yok, şuna da bir faydam olsun. Gibi. Bana mı sordun bu soruyu? Zorunlu hissetmek yok için zaten yapmam ya. İçimden gelmeyen bir şey yapmam da. Mesela Van depreminde bizim sayemizde o kadar çok eşya toplandı ve yardım gitti. Bunun gibi birçok şeyde aslında yardımcı olduk insanlara. İnsanlar sadece biz orada eğleniyoruz, gülüyoruz, muhabbet ediyoruz, birbirimize dalga geçiyoruz falan zannediyorlar. Öyle değil. Biz zaten işin mutfağında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendimize. Yani tabii ki tek başıma yola çıkıp da hani pankart açmıyorum belki ama bana bu konuda özellikle hayvan hakları, insan hakları gibi şeylerde teklif geldiğinde hiç reddetmiyorum yani yardımcı olmak için. Ya Koray Bey sizin de var takipçiniz ama ben yani sizden mesela bu yönde bir şey görmedim hiç. Aa saçmalamasın. Öyle şey olur mu? Benim de birçok şeyim var, projelerim ciddi var. Ciddi misiniz? Tabii ki canım yani. Ben sizin herhangi bir sosyal sorumluluk projesinin içinde olduğunuzda hiç denk gelmedim.
Biliyorsunuz ben sadece sosyal sorumluluk projesi yapmadıysanız bakın, yakın zamanda. Bakın. Biliyorsunuz ben sadece bir bilim insanı değilim. Falancanın bilmez. Ama ben aynı zamanda onun ötesinde çok önemli bir sanatçıyım da. Evet, biz biliyoruz programda. Evet. Yani bilim olarak sen beni tanırsın ama sanatçı evet. Sanatçı olarak sen benim o kişiliğimi bilemezsin yani sen mesela. Ama burada bunu anlatmak istiyorum. Benim Tabii, bir proje mi? Tabii. Benim bazı şarkılarım oluyordu, programlarda bunları söylüyordum ama maalesef sanatçıya vefa yok bu ülkede. Doğru. Yani o yüzden ben de şimdi şöyle bir şey yaptım falan canım. Geveze Bey, Sinancım. Allah Allah, yeni proje. Evet. Endişe içindeyim. Pop müzik camiasına iş yapan, emek veren insanları bir çatı altında toplayacağım. Pop müzik. Evet, evet, evet. Allah Allah. Süper. Ve onlara bir güvence sağlayacaksın. Aynen öyle, aynen öyle. Böyle bir bu bir şey mi ne derler, bir dernek mi? Platform diyelim. Platform. Ondan sonra müzikle iş emek platformu oluşturacağım. Müzikle iş emek platformu. Evet. Müzikle iş emek. Evet. Sonra iş emek. Evet, aynen. Bravo Sinan. Evet. Bununla ben karşılaştım. Menajerimin de bahsettim. Niye? Bundan. Tuvaletlerde mi çalacağız bunu diyor. Şeyi, bu şarkıları dedi. Nasıl? Tamam. Çünkü ikisi bir araya gelince sağ olun. Müzikle iş emek gibi olmuş. Ha, aynen öyle. Şimdi ben de şimdi o kadar yanlış anlaşılıyor ki bakın siz de güldünüz. Evet. Aslında işte, ciddi bir şey anlatıyorum burada. Doğru. Lütfen gülmeyin ama. Müzikle evet, iş emek. Ben şimdi biraz önce siz bahsederken sosyal sorumluluklardan ben şey dedim mi falan canım. 10 binlerin geleceğine. Çok özür dilerim. Şey ben Geveze Bey güldü diye güldüm vallahi. Ama bir şey yok aslında. Ben onun neye güldüğünü anlamadığıma güldüm ben de. Ha. Ama yani öyle bir şey olur mu yani? Lütfen ciddi bir şey. Mehmet Ali! O da kıs gülme. Peki Koray Bey, bu müzikle iş emek yerine daha uygun bir isimle mesela çıkartırsanız. Evet, belki Mecmur'un ismini değiştirdim Gevez Hoca. Ha, değiştirdiniz mi? Falancı Hanım, size de söylüyorum, ismini değiştirdim. Bakalım kıs gülecek misiniz? Pop müzik emekçilerinin evet. Yeni platformu. Evet, pop müzik emekçilerinin yeni platformu Pop İş. Pop İş. Evet. Ya gülme! Gülme! Falancı Hanım! Gülme! Pop iş sendi kız. Haydi müzisyen arkadaşlar. Hepiniz böyle girin pop işe, kendinizi güvende hissedin. Gerçekten. Yani pop işe girmek bir ayrıcalık zaten. Değiştirdiğiniz çok iyi olmuş. Ama ben ne yapabilirim? Şimdi gülüyorsunuz. Bundan sonra demeyin ki niye ciddi şeylerden bahsediyorsunuz. İş emekle ilgili var. Bunun ismi tamam. Yani ben daha başka ne yapabilirim yani? Yani mesela metalik sendikası var. Efendime söyleyeyim böyle. Bu da pop iş. Pop iş sendikası. Evet. Çok da lütfen sevindim. Yardımcı olun falan canım. Siz de sosyal sorumluluk. Siz de pop işi. Yani lütfen. Ben pop işi destekliyorum. Bravo. Bravo. Yani desteğe ihtiyacı yok Koray Bey'in pop işi. Arkamda bir sürü insan var zaten. Siz yeter ki yazın orada. Biz onu. Peki Selcan bunu nasıl yazacak? Şöyle mi diyecek? Ben de Koray Bey'in pop işini destekliyorum mu diyecek. Ha, Koray Bey'in değil, benim pop işim değil ki o. Ama siz kurdunuz. Hayır, sizin de pop işiniz o. Yok. Yani gevezan. Hepimizin pop işi. Hepimizin pop işi. Herkesin pop işi kendine tabii. Yani. Doğru söylüyorsun. Pop albümleri var. Evet var. Tabii. Senin de pop albümün var geveze. Evet, sen evet. De o sendika platformundan birisi olabilirsin. Evet. Değil pop işte yani? Yerini alsın. Evet, aynen öyle. Ben harranlıyım açıkçası. Sizi bilemeyeceğim şu an. Bana öyle bir ağırlık geldi vallahi. Evet. Şey yazsın mesela falanca şey yazabilir gerçekten yani. Benim için ve ismimi yazsın, ondan sonra şey yazsın, platformumuza destek olsun. Et pop iş mi diye. Pop işte buluşalım. Pop işte buluşalım desin, evet. Peki, herkesi pop işe bekliyoruz. Şimdi eş zamanlı. Et pop iş de olur. Pop iş. Olur mu efendim? Bir kitap çıktı ondan sonra. Yani seni fenomen olarak hepimiz tanıdık. Ondan sonra kitap yazmaya karar verdim. Şimdi ikisi çok alakasız şeyler. Ya birinde çünkü sadece 140 karakter, yazıyorsun. Senin kitap bayağı kalın. Ya yani 200 kusur sayfa bir kitap. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben bile düşündüm kaç sayfaydı diye. Bir de çok güzeldi ilk kitap. Hakikaten benim son zamanlarda okuduğum en böyle sanki biri yanımda o hikayeyi bana anlattı. Yani burada anlattı. Yani çok mutlu değil, oldum. Yazılı bir kitap gibi değil. Hakikaten bir anlatı gibi. Onun üzerine de kitaplar geldi. İlk önce nasıl başladı bu kitap niyeti? Hani benim de bu kadar takipçim var, bari ben de bir kitap çıkartayım dedim. Hiç öyle olmadı. Aslında benim blogum vardı aynı zamanda. Yani 140 karaktere ufak dertlerimi sığdırıp bloğa daha uzun şekilde yazıyordum.
Sonra işte blogumda 35 bin takipçiye ulaşınca yazdığım yazılar itibarıyla işte Tumblr beni önerilen 7 tane Türk yazardan biri yaptı. Sonra yayın evi, oradaki takipçilerim ısrarla kitap yaz dediler. Dedim arkadaşlar öyle kolay bir şey değil. Hani buraya internette içimden geldiği zaman yazıyorum ama kitap yazmak bir bütünlük isteyen bir şey. Sonra yaz 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 en azından bunları topla bir şey yap bunlar bir kitap halinde olsun dediler. Ben de oturdum işte 40 sayfa yazdım. 40 sayfadan sonra dedim ki yapamayacağım. Çünkü olmuyor yani. O gerçekten çok acayip bir kafa rahatlığı, kafa bütünlüğü istiyor. O bende yok herhalde dedim. Sonra bıraktım. Sonra tekrar ısrar ettiler diye bitirdim. Ciddi ciddi takipçiler ısrar etti diye kitap yazdım diye takipçiler ısrar etti diye kitabı bitirdim. Aynen öyle oldu. Peki bu takipçilerle böyle bu kadar içli dışlı mısın? Yazıyorlar mı adamlar? Çok çok mail alıyorum ben. Genelde insanlar beni Güzin abla olarak gördüğü için bayağı dertlerini yazıyorlar. Evet. Bugüne kadar gelen en acayip mesaj ya da mail neydi hatırlıyor musun? Acayip hatırlamıyorum ama şöyle bir şey hatırladım sen sorunca. Mesela bir kızcağız vardı. Çok kötü bir dönemden geçiyordu hayatını ve bütün ayrıntılarıyla yazmıştı. Ben de tabii ki yani tanımıyorum ve elimden geldiğince kendi tecrübelerime dayanarak ona yardımcı olmaya çalıştım. Mesela şu an o kadar kötü bir dönemden sıyrıldı. Ya buna benim çok vesile olduğumu söylüyor. Bu benim için çok gurur verici bir şey. Çok güzel bir işi var. Çok güzel bir şekilde yaşıyor ve hani ailesiyle falan her şeyi düzeltti ve hayatına devam ediyor. Bunlar mesela müthiş gurur kaynağı. Bir insanın hayatına dokunabilmiş olmak. Kitap da aynı şeyi sunuyor insana. Çok güzel yani. Var mı benim kitap? Üçüncüye başladım ama sanırım onun için bir çekilmem lazım. O yüzden... Çekilmem lazım derken? Yani bir yazar tribi gibi olacak ama gerçekten... İlham gelmesini bekliyorum. Nereye gideceğim? Sessiz bir yere gitmem lazım. İnternet olmayan ve gerçekten kafamı dinleyen Büyükada'da yazdım ben ikisinde. Üçüncüyü de yazmak için oraya gitmek istiyorum. O da çok güzeldir ya. Evet. Çok güzeldi. Doğru. O da çok enteresan oldu son zamanlarda. Bir şey yok. Bir şey yok. Rahatsız ediyorsak çıkalım. Hayır biz bir şey konuşuyorduk da Sinan'la. Hı, o anlamda. Siz bayağı bir daldınız yani. Çok özür dilerim. Biz de burada böyle seyrediyoruz ya. Siz hiç öyle. Yok ben ilgiyle takip ediyorum. Koray Bey, siz kendi adınıza konuşun. Ben aynı anda 6 kitabı birden yazıyorum ya. Ciddi misiniz? Tabii ki canım. 6 daktilo var böyle. Evet. Ve hak geçmesin diye bir kelime her kitabı birer kelime yazıyordu Koray Bey. Yeni hala bitmedi edebiyat. Ama bekliyoruz işte bitireceğiz. 6'sı birden bitecek ama. 6'sı birden bitecek. Aynı anda 6 kitap çıkaracak Koray Bey. Tabii. Öyle bir şey yani. Üstü de kitap mı peki? Ay çok komik. Gel öpeceğim. Ya peki. Ya ben de bir şey sorayım mı o arada? Biz böyle. Ben saksı değilim diye. hayatı kolaylaştırıyor mu konusundan ben çok çıkamadım. Hani böyle ne faydası var falan. Mesela bir yolları açabilir mi insan kendine sosyal medyada fenomen olup hani normalde kendi başına arayamayacağı, konuşamayacağı insanlara ulaşmak, bir takım işlerini halletmek, böyle şeyler için kullanılabilir mi bu? Kesinlikle ister istemez kullanılıyor. Yani normalde işte kendi adıma konuşayım, televizyonda gördüğüm belki de hiçbir zaman ulaşacağımı düşünmediğim ya da aynı ortamda bulunacağımı düşünmediğim insanlarla ben hiç söylüyorum. Evet, mesela Koray Bey. Ama Koray Bey siz yani... Sen de ilk başta biraz gergin başladı bizim ilişkimiz ama şimdi gerçekten... Öyle başlayınca güzel gider. Evet, ifadelerin o kadar güzel ki tam böyle cuk diye yerine oturdu valla. Ay su içeceğim heyecandan valla. Bir fenomen olarak ya da bir Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak, bir fenomen olarak... Ne tarafındasın bu işin? Mesela sence kadınlar mı daha zeki yoksa erkekler mi daha zeki? Fenomenlik konusunda mı? Yok. Genel. Çok güzel soruymuş. Kadınlar galiba. Ciddi misin? Çünkü zekasını daha iyi kullanmayı biliyorlar mesela sanırım. Ya bir kere zaten bir sürü avantajla doğuyorsun kadın olduğun zaman. İster istemez. Nasıl? Bunlar sonradan elde edilemeyecek avantajlar mı der gibi bakıyor Koray Bey. Nasıl? Yani ben şimdi insan olarak varım. Yani şu anda. Ama bazı avantajları sonradan elde edebiliyorsunuz. Yani tıp artık çok gelişti. Değil mi? Ya ne? Bir erkek mesela bir erkeğe davrandığı gibi bir kadına davranmıyor. Daha asla. Kibar davranıyor. Asla. Genel itibariyle. Ben de canım ben de kendi erkek arkadaşlarıma ben de kibar davranıyorum canım.
Bir kadına da kankalara yani, değil mi? Yani bu bence şeyle ilgili, bakın gerçekten çok önemli bir şey söyleyeceğim. İnsanla ilgili bir şey yani. Yani kesinlikle burada kadın öyle ve erkeği ayırmamamız lazım. İşte ayırmak bazen zorunda kadın... kaldığımız bir toplumda olduğumuz ha, için. Onu, ona hak veriyorum. Evet, ben de tasvip etmiyorum. Ona hak veriyorum. Kesinlikle hak veriyorum. Çok haklısınız. Peki mesela ne gibi avantajlarını yaşıyorsun kadın olmanın? Ve ne gibi dezavantajlarını yaşıyorsun? Evet. Bir kere aslında öncelikli oluyorsun. Ve dediğim gibi mesela insanlar sana daha kibar yaklaşıyorlar. Normal şartlarda bir şeyden bir erkeğin şikayet etmesiyle bir kadının şikayet etmesi arasında, atıyorum bir devlet dairesinde, gerçekten fark oluyor. Yani çünkü karşınızdaki insan size daha böyle nazik davranıyor kadın olduğunuz için. Ha. Genelinden bahsediyorum. Ya pardon bakar mısınız dediğinde biri bakıyor. Erkek pardon evet. bakar mısınız dediğinde bir duvara konuşuyor. Kardeş bir bekle falan gibi bir cevap gelebiliyor o zaman. Peki bu bir avantaj. Evet. Dezavantajı var mı? Dezavantajı da bunun aynısı aslında. Böyle olduğu için insanlar sizin her zaman bunu kullanabileceğinizi düşünüyor. Bazen. Ama kadınlar zaten kullanmıyorlar böyle şeyleri. Yok, ben kadınların asla kendi... pozitif avantajlarını asla kullandıklarına şahit olmadım. Ben de hiç. Siz oldunuz mu? Ne? Kadınların bunu kendi lehine çevirdiğini, kadın olmanı. Yani şahit ben, oldunuz mu? Evet. Ben hayatta. Ben size ben, karşı hiç kullandılar mı? Kadınlar mı? Evet. Hayır. Ben anlarım, anlıyorum ben. Gerçekten. Çok, bu konuda çok zekiyim. Yani kadınların çünkü yaklaşımını ben anlarım. Bu beni kullanmak istiyor. Ben bundan uzak durmam lazım. Bu beni işte beni güzelliğine etkilemeye çalışıyor falan filan. Bundan uzak durmak zorundayım. Peki mesela bu kadın erkek ve her kadında bunu hissediyorsunuz. Asla ama asla etkilenmez. Kadınların tuzağına düşmez diyorsunuz zeki bir erkek. Mesela, bir dakika ben bununla ilgili küçük böyle bir şey istiyorum. Böyle bir deney yapalım. Mesela bir erkeği ya da karşı cinsi kadın mı daha kolay etkiliyor? Kadın erkek mi daha kolay etkiliyor? Kadın daha kolay. Daha kolay. Oluyor. Mesela bunun böyle küçük bir triki var mı? Bir yöntem var mı bununla ilgili? Küçük bir şey böyle. Yok galiba ya. Ben yani o öyle... toplara pek oynamadığım için hayır, bilmiyorum. Hayır, yani öyle bir bakış, öyle bir şey. Yani kadınların kendi aralarında konuştuğu şeyler var mesela. Evet. Mesela. Şimdi nasıl anlatsam bilmiyorum açıkçası. Mesela bunu ben mesela Koray Bey'i doğru yapabilir misiniz? Bak yapamadım bile yani. Bak böyle evet. kabadayı gibi geldim. Yani İşte ben etkilendim olarak... bu şeyden. Evet. Bir daha alabilir miyiz acaba? Yani iyi yaptı aslında. Kahvede şu anda okey oturan arkadaş gibi. Oo. İşte bunu yapabiliyorlar mesela. Ha böyle. Yapabilen var yani. Ha böyle bir davranışsal bir durum mu bu? Tabii davranışsal. Ha daha konvansiyonel silahlardan gözlerden bahsediyoruz. Gözler önemli. Aynen öyle. Peki mesela gözlerini iyi kullanıyor mu kadınlar? Çoğunlukla. Makyajla mesela çok iyi kullanabiliyor. Mesela, öne çıkan özellikler. Evet. Mesela Koray Bey bir kadının gözleri sizi etkiler mi? Yo. Hayır. Ciddi misiniz? Etkilemez canım. Aa. Hiç bakmaz mısınız? Ya akıllı olan bir erkek. Ruh güzelliği insan. Değil mi Koray tabii Bey? Tabii ki canım hayatta yani. Benim için en önemli şey konuşabilmek, anlaşabilmek. Yani benim dış görünüş hiç önemli değil. Ciddi misiniz? Kadında evet. Önemli olan iç güzelliği öyle yakanın arasında. Aynen. Siz daha güzel tanıyorsunuz kadınları. Siz de anlatabilirsiniz. Niye öyle dediniz Koray Bey? Hayır tanıyorsunuz derken. Benim bir kız arkadaşım var çünkü. Doğru. Yani ben şimdi burada anlatamam bunu. Şimdi sonra bunu şimdi programı Deniz seyrediyordur kesin Yalı'da. Şimdi ben ne yapabilirim? Hıçkıra hıçkıra ağlayacak. Yazık olacak yani kızcağıza. Yani çünkü onda olmayan şeyleri ben şimdi burada söylersem o diyecek ki bende yok. Ama genelleme yapıyoruz şu an canım. Söyleyebilirsin bence. Ha bir kadında neler bekledin mi şey? Sussun. Benden uzak dursun. Kadınlardan bahsediyoruz. Olmadı bu. Yani ya çok konuşuyorlar bazen. Yani konuşuyor musunuz? Benden anlatacak fazla şeylerimiz var demek. Ama gerçekten çok konuşuyorlar. Benden fazla konuşuyorlar bazen. Ya benden fazla konuşan bir kadını ben yanımda asla istemem. Peki mesela özel hayatını paylaşıyor musun? Blogunda ya da Twitter'da. Yani çok rahatsız etmemek üzere evet. Ya böyle anlatır mısın? İşte bir çocukla tanıştım ya da işte sevgilimle kavga ettim. Ha yok. Öyle eskiden şey... yapıyordum ama. Yani zannediyordum ki her duyguyu oraya yazmak gerekiyor gibi. Orada yaşıyor gibiydim biraz. Şimdi biraz sıyırdım onu. Çünkü bunu yaptığınız zaman insanlar da kendi söz söyleme hakkını görüyorlar mesela. Boş ver onu salla gitsin falan. Evet aynen öyle. Sadece yani kibar haliyle bile yazmıyorlar. Bazen gerçekten mesela bir şey oluyor. Ertesi gün gerçekten aklıma güzel bir cümle geldiği için yazıyorum. Sen dün aşık değil miydin diyor. Ama yani şimdi bunun hesabını mı vereceğim sana gibi oluyor. Bir de kime yani? Evet bir de sen kimsin?
Ay çok zor canım insanlarla orada yaşamak. Senin, bana da ne lazım? Senin kameraya bakarak sen kimsin dedi. Sen kimsin? Çok etkileyiciydi. Bir de bana yap bakayım. Sen kimsin ya? Sana ne? Allah Allah ya. Ama gerçekten etkileyici. Yani konuşmaların da çok etkileyici. Yazıların da öyle. Ben şimdi... Koray Bey bu arada hani böyle mesela sosyal medya. Sizin de sosyal medya i̇şte, evet. Gücünüz belli. Evet. Size de soracağım ben. Bir faydasını görüyor musunuz? Hayatınız kolaylaşıyor mu? Sosyal medyanın. Şimdi yani bu tanınmışlık aslında öyle zannediliyor ama bazı durumlarda bu yemiyor. Öyle yani, mi? Yetmediği zaman oluyor. Oluyor değil mi? Sizde olmuştur yani bazen sizin de başınıza gelmiştir yani. Aynen. Ben bizde de böyle, bende de böyle olmuyor bazen. Bana hemen Obama'yı bağlayın falan gibi mesela. Sen öyle bir şey değil. Bak başıma gelen kokunç bir olayı anlatacağım şimdi. Kokunç. Evet. Sen bir daha söylesene. Evet. Evet. Ondan sonra. Yani bu mesela siz kim olduğunuzu kullanmaya çalıştınız ama başarısızlıkla sonuçlandı evet. Gibi. Evet. Bugün yolda benzinimiz bitti geveze. Bakın. Evet. Bugün sizin yolda benzinim bitti. Poyraz evet. Almamış mı? Aa, evet. Bir dertler yaşadık ama onu anlatacağım şimdi. Benzin istasyonunda yakın bir yerdeyiz. Ondan sonra gidip alayım dedim. Neyse. Adam arabayı böyle şey getireceksiniz dedi. Ya dedim olur mu öyle şey? Bidonla benzin satmıyor muyuz? Bidonla benzin satmıyor muyuz demez mi bana? Bidonla. Ha evet ondan sonra ben de dedim ama ki, galiba öyle artık bidonla satmıyorlar Koray Bey. Ama yani şimdi bidonla eğer almak istiyorsanız şeyi veriyorsunuz, vatandaşlık numaranızı veriyorsunuz. Gerçekten. Kimlik numarası. Oha o kadar şey mi ya? Başka türlü olmuyor. Bilmek istiyorlar bidonla kim alıyor diye. Ben de dedim ki sen benim kim olduğumu anlamadın galiba dedim. Ondan sonra böyle gözlerimi kısıyorum böyle bak falan canım. Böyle gözlerimi kısıyorum, şirinlikler yapıyorum. Ondan sonra tanısın diye yani böyle şeyler yapıyorum geveze. Ondan sonra ne olduğunuzu anladım ama veremem diyor. Allah Allah inada bindirdi evet, yani. Evet inada bindirdi böyle Allah bir şey Allah. Olamaz yani. Ben de dedim ki orada tezgahın altında bidon duruyor dedim ondan sonra şey yapıyor böyle vermedi namussuz yani. Allah. Yok vermedi yani böyle bir şey olamaz. Ben de buradan şimdi birazdan burada bir şiir okuyacağım. O benzin istasyonunun çalışanlarına gitsin bu şiir. Hadlerini bildirin Koray Bey. Hadlerini bildireceğim. O yüzden söyleyeceklerinizi söyleyin. Kapanışı ben yapacağım. Peki olur. Ona göre yani. Şimdi isterseniz vedalaşın, öpüşün. Ben şiir okuyacağım çünkü. Siz okuyuverin şiirinizi madem bu kadar başladınız. Bence ama de. Ondan sonra ben giderim yani. Çünkü o sinirle burada kalamam. Ya Allah Allah. Ben aslında buna bir şekilde belki bağlanabilecek bir şeyle bitireyim. Ben bir okuyucun olarak yeni kitabı bekliyorum. Ama yeni kitabın ilk kitabın devamı olan yeni kitabını bekliyorum. Tamam. Çıkacak mı öyle bir şey? Yani aklımda var ama yani henüz o birikime sahip değilim diyeyim. Aklında varsa ne olacak ben onu merak ediyorum. Yani kitabı yazmaya da bilirsin. Sadece ne olacağını söyle. Onu tamam yayından sonra anlatayım ben sana. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten ben teşekkür ederim davetiniz geldi. İçin. Falanca bizlerle beraberdi. Programı kapatacağız ama. Koray Neyim'in şiiri. Ben o... Şeye benzin istasyonunda çalışanlara hat sizin üzerinde bir laf etmeyin lütfen çok rica ederim. Tamam. Önemli. Ben ne diyeceğimi gayet biliyorum geveze. Evet lütfen. Evet. Tamam. Niye kızdın? Çok gergindim aslında. Şimdi biraz sinirli biraz giriyorum. Sesimi açmak zorundayım. Kusura evet. Bakmayın. Size bidonla benzini vermeyen o benzinciye gitsin. Aynen öyle. Kaldım yolda sefilim, bıraktım tahtı tacı. Ayol hiç insafın yok, ne olur biraz acı. Sen ne pis herifmişsin, esnaf değil kolpacı. Bidonunu çıkarmadın, seni zalim pompacı.